şeyinin altını çizmek gerekiyor. Değerli arkadaşlar, bu vesileyle bir kez daha hayatını kaybedenlere rahmet diliyor. Saldırıyı en sert bir dille kınıyoruz. Bütün dünya halklarını ırkçılığa, yabancı düşmanlığına ve katliamlara karşı ortak mücadeleye ve dayanışmaya çağırıyoruz. Kongre hazırlıklarımıza gelince, değerli arkadaşlar, Halkların Demokratik Partisi'nin 4. Büyük Kongresi Ankara'da Ankara Spor Salonu'nda 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Büyük Kongremiz Türkiye'nin birbirini besleyen ve tetikleyen ekonomik, siyasal ve bölgesel krizlerle karakterize olduğu ve kritik bir yol ayrımının eşiğinde bulunduğu bir konjonktürde gerçekleşecek. Böyle bir konjonktürün bilincinde olarak önümüzdeki dönemin temel stratejik hedeflerini belirleyecek ve HDP'yi bu hedefe eriştirecek siyasal yol haritasını çıkaracağız. Hatırlanacağı gibi kongremiz 3-4 Ağustos 2019'da örgütlenme konferansı, 12 Ocak'ta gençlik konferansı, 19 Ocak'ta kadın konferansı, 24-25 Ocak'ta da 3. büyük olağan konferansı gerçekleştirdik ve kadın meclisimiz, gençlik meclisimiz, parti meclisimiz ve merkez yürütme kurulumuz partinin ortak kolektif iradesini açığa çıkaracak, büyük bir politik konsensüsle kongreye taşıyacak, kapsamlı bir ön hazırlık sürecini başarıyla tamamlayarak kongrenin altyapısını oluşturdu. 23 Şubat'ta da bütün bu çalışmaların ortak bir örgütsel havuzda derlenip toparlanacağı, önümüzdeki 2 yıllık dönemde partimizin politik ve örgütsel çizgisine yön verecek politikaların bağlayıcı karara dönüştürüleceği 4. Büyük Kongremiz yapılacak. Böyle bir kritik momentte kongremizin ısrarla üzerinde duracağı birkaç politik önceliğin altını çizmek gerekirse, Büyük Kongre her şeyden önce HDP'ye yönelik olarak sürdürülen çok yönlü saldırı ve siyasi tasfiye operasyonlarına, güçten düşürme ve izole etme hamlelerine, Kürt halkının siyasi iradesini gasp eden kayyum atamalarına, her gün yapılan polis operasyonlarına, gözaltılara, tutuklamalara karşı "buradayız, HDP'yiz, HDP'deyiz" beyanı olacaktır. Büyük Kongre, AKP-MHP iktidarı tarafından durmaksızın milliyetçiliğin, cinsiyetçiliğin, dinciliğin, piyasacılığın empoze edildiği, siyasal zor yoluyla topluma ikame edilmeye çalışıldığı bir dönemde eşitlikçi, özgürlükçü, çoğulcu, ekolojik ve demokratik bir cumhuriyet hedefinde ve yeni yaşam idealindeki ısrarının teyit edildiği ortak bir uğrak noktası olacaktır. Özellikle HDP olarak 31 Mart'tan itibaren toplumun çoğunluk desteğini kaybetmiş, demokratik meşruiyetini yitirmiş bulunan AKP-MHP iktidarından kurtuluşun ve demokratik bir halk iktidarının yolunun açılmasında Demokrasi İttifakı'nı olmazsa olmaz olarak değerlendiriyoruz. Demokrasi İttifakı'nın kuvveden fiile dönüşmesi için öncelikli görevler arasında tarif ediyoruz. HDP bütün demokrasi güçleriyle geleceğe birlikte yürümek, geleceği birlikte kazanmak, geleceği birlikte inşa etmek istiyor. Bu sürecin bir parçası olarak tek adam rejimi olarak da nitelenen saray rejimine itirazı olan demokratik ve çoğulcu bir parlamenter sisteme dönüşü öngören, ifade özgürlüğü, bağımsız yargı, özgür medya, hak, hukuk ve adalet öncelikleriyle beraber demokrasi arayışı içinde olan güçlerle de asgari bir demokratik programda buluşmak ve siyasal geçiş sürecini birlikte inşa etmek için parlamento içinde
veya dışındaki partiler ve güçlerle demokratik işbirliklerine de hazır olduğumuzun altını çizmek istiyoruz. Kongremiz bütün toplumsal, siyasal, sosyal, ekonomik, demokratik, ekolojik, kültürel, gençlik ve kadın sorunlarına dair kararlar alacak ve yaşamın her alanına dair sözü, politikası ve eylemi olan bir parti olarak yeni mücadele sürecindeki yerini alacaktır. Değerli arkadaşlar, kongreye katılıma gelince, kongreye 30 bin kişilik bir katılım sağlamayı düşünerek organizasyonlarımızı buna göre yapmış bulunuyoruz. Kongreye yasal delege sıfatıyla yaklaşık 1000 delege katılacak. Parti meclisine gelince pek çok arkadaşın bildiği gibi HDP'nin tüzüğünde iki dönem uygulaması var ve iki dönemi dolduran PM üyesi %25 oranında. Bu iki dönemin uygulanması konusunda herhangi bir istisna olmayacak ve bu PM dahil merkez organlarda bu oranda bir mutlak değişiklik anlamına da geliyor. Diğer değişiklikler ise önümüzdeki dönemin ihtiyaçlarına yanıt verecek kadro ihtiyacına göre belirlenecek, kongrenin iradesine sunulacak. Bu konuda çalışan bir mutabakat komisyonumuz var. Komisyona parti içinden ve dışından yüzlerce başvuru yapıldığını biliyoruz. Ülke içinde demokrasi kulvarında gördüğümüz bütün sendikalara, demokratik kitle örgütlerine, platformlara, inisiyatiflere, kurumlara, kuruluşlara, pek çok sanatçı, yazar ve akademisyeni de kapsayan geniş bir davet listesi oluşturduk ve davetimizi yaptık. Yurt dışından katılımlara gelince, değerli arkadaşlar, kongremiz parti tarihinin en geniş ve en güçlü yurt dışı katılımına sahne olacak. Büyük elçilikler hariç, enternasyonalist bir dayanışma bilinciyle 26 ülkeden 54 siyasi parti ve kurumun katılacağını biliyoruz. Avustralya'dan İrlanda'ya, yine dünyanın pek çok ülkesinden dostlarımızdan gelen yazılı ve görüntülü destek ve dayanışma mesajları olacak. Ülke içindeki davetlere gelince HDP düşmanlığı yapan AKP, MHP, BBP gibi partileri davet etmedik. Onun dışında İyi Parti ve Gelecek Partisi dahil HDP ile belli bir siyasal adap içerisinde ilişki kuran bütün partileri davet ettik ve pek çoğunun kongremize katılacaklarını umuyoruz. Kongremize şimdiye kadar yurt içinden ve dışından 100'ün üzerinde gazeteci akredite oldu. Medya üzerindeki bunca ambargoya ve tek sesliliğe rağmen tüm basın emekçilerinin gözünün bu kongrede olacağını biliyoruz. Çünkü gazeteciler biliyor ki HDP Türkiye'nin dönüştürücü bir gücü. HDP kongresinde söylenecek her söz, alınacak her karar önümüzdeki yılların şekillenmesinde önemli politik roller oynayacak. Sonuç olarak HDP ile barış, demokrasi, özgürlük, hak, hukuk, adalet yolunda yürüyen herkesi kongremize bekliyor. HDP ile dayanışma içinde olmaya, kongremizdeki coşku ve heyecanı birlikte yaşamaya çağırıyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün bildiğiniz gibi 21 Şubat, Dünya Ana Dili Günü. 21 Şubat, Dünya Ana Dili vasıtasıyla bu mecliste vekillerimiz tarafından, MYK tarafından ayrıntılı açıklamalar daha önce de yapılmıştı. Bu detaya girmeden 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü vesilesiyle varlık mücadelesi veren, dünyadaki çok renkliliği ve sesliliği yansıtan, dünyamızı güzelleştiren bütün halkların Ana Dil Günü'nü kutluyoruz. Dil yaşamdır, kimliktir. Dil insanın dünya ve emekle kurduğu bağdır. Dillere yönelik her türlü saldırı ve asimilasyon girişimi insanlığın varlığına yönelik bir saldırıdır. Bu nedenle ana dil mücadelesi vazgeçilmezdir. Halklara eşitlik, dillere özgürlük,
temel bir düstur olmalıdır. Bir kez daha ana dili uğruna mücadele verenleri selamlıyoruz, sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Roja zimane daike prozbe, zimanen me rümeta meye, em dibejim bi ziman jiyan, nabe. Ana dil günü hepimize kutlu olsun, dilimiz onurumuzdur. Diyoruz ki dilsiz yaşam olmaz. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sorularınız var mı arkadaşlar? Buyurun. Değerli arkadaşlar, bu konuda biraz önce ifade ettiğim gibi bizim eş genel başkanlarımızın adaylarının belirlenmesi de dahil parti meclisimiz ve diğer merkez organlarla ilgili kurduğumuz bir mutabakat komisyonumuz var. Bu mutabakat yok komisyonumuz eş genel başkanlarımızla da bir görüşme yapacaktı, göreve devam edip etmeyecekleri konusunda. Sanırım bu görüşmeleri yapmışlar. Bu görüşmelerin sonucunu derleyip toparlayacaklar. Yarın sabahleyin merkez yürütme kurulumuz olacak. Komisyonumuz eş genel başkan adaylarımız da dahil bütün parti meclisimize önerilecek, merkez yürütme kurulumuza, uzlaşma kurulumuza yönelecek listeleri, konsensüs listelerini merkez yürütme kuruluna sunacaklar. Teşekkür ediyorum.